Ve günün galibi, sonunda beklenen an geldi. BBL ekibinden Arda Epik benimle beraber, yeni koçları benimle beraber. Abi hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim ama yorgunum, yalan yok. Herkes yorgun büyük ihtimalle. Şu an bütün Türk seyircisi dahil herkes yorgun diye düşünüyorum. Galibiyeti aldınız. Nasıl hissediyorsun? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Çünkü çok uzun bir gerçekten dönem geçti. İlk hissiyat ne? Yani şöyle, aslında schedule etkisi var mıydı? Yani yoktu diyemem. Onun dışında galibiyetle tanışmamız bu kadar geç olması bizim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi aslında sorgulanabilir. Çünkü aslında tokatı erken yemek ve ondan ayağa kalkabilmek çok daha önemli. Yeni hikayeler, yeni başarılar bunlar için de çok önemli. Biz şu an yani green lock dediğimiz o yeşil kilidi bugün açtık. Umuyorum ki bundan sonra da kendi oyunumuzu gün be gün daha fazla iyileştirip bunu sahneye yansıtmak istiyoruz. Umarım da yansıtacağız. Ya oyun demişken bugün apayrı bir BBL izledik. Ascent haritasında tabii ki hatalar yapıldı. Özellikle verilen çok basit roundlar var. O haritanın yani ilk kısmında bir siz alıyorsunuz, bir onlar alıyor, bir siz alıyorsunuz. Doğru. Karşılıklı iki takım da çok fazla hata yaptı ama genele baktığımızda daha bir takım olarak oynayan, daha planlı oynayan, biraz daha Vitality'nin de beklemediği bir BBL vardı. Bu bir haftalık bir sürecin etkisi midir? Yoksa aslında uzun zamandır bir şeyler çabalanıyordu dediğin gibi ama sonunda meyvesini aldık noktasında mıyız? Ya tabii ki de uzun zamandır çalışmalarımızın da meyvesi var. Ama şöyle bir durum var ki hep böyle bir haritayı kapatamama ya da evet, öne geçtiğimizde istemeden rehavete kapılma ya da rakibin yaptığı şeyleri kendi oyunumuz... Yani kendi planladığımız oyun dışındaki, olay dışında rakiplerin yaptığı şeylere reaksiyon vermede bir sıkıntı. Doğaçlama kısmında aslında. Aynen, bir nevi. Şu an cümleleri doğru kuramıyorum. Hepinizden sürçülisan ettiysem özür diliyorum. Ama yok canım. Öyle şu bir an şey yok. Dediğim gibi haftadan haftaya daha fazla bu reaksiyonları arttırıyoruz. Hı-hı. Onun dışında da iletişimimize gün ve gün daha fazla önem veriyoruz. Hem oyun içi hem oyun dışı. Eğer bunları da toparlarsak umuyorum ki her gün daha iyi bir BBL göreceksiniz. Çünkü bunun için çabalıyoruz, bunun için savaşıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Ya öyle fixture etkisinden sen de bahsettin. Hepimiz bunu biliyorduk. İşte belki arada bir hani hep konuştuğumuz bir Karmin Corp mücadelesi var. O alınsaydı bu gözle bakılmayacaktı ama o da aradan bir şanssızlık olarak kayıp gitmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte hedefler ne? Çünkü bugün alınan galibiyetle beraber takımlar, özellikle alt sıradaki takımlar, size dahil ederek söylüyorum, çok acayip bir noktada kaldılar. Yani matematiğe göre galiba 3 galibiyetle falan playoff'a çıkma şansı oluyor bütün ekiplerin. Bu Vitality için de böyle, sizin için de böyle ama hani 4'te 5'te tabii ki garantileniyor. Kendinizi şu an nerede görüyorsunuz? Bunları konuşmak için sence erken mi? Mesela Angel'ı aldığımızda biz hep sadece öndeki maça odaklanıyoruz diyordu ama bu hesaplarda bir noktada yapılmalı. Evet, hesaplar tabii ki de yapılmalı ama şu an BBL'in yani bizim odaklanmamız gereken karşımıza gelecek her rakibimize karşı zaferle ayrılmak. Tabii. Onun için hedefliyoruz. Tabii ki de hedef Tokyo, hedef yeri geldiğinde Champions, bunların hepsini istiyor muyuz? Sonuna kadar istiyoruz. Bunun için uğraşıyor muyuz? Her gün gece gündüz uğraşıyoruz. Ama biz eğer önümüzdeki basamakları tek tek çıkmazsak, yani üçer üçer çıkmaya çalışırsak, bu sefer atladığımız basamakları kaybedeceğiz ve atladığımız basamakları ayağımız çarpıp düşebiliriz. O yüzden şu an ayaklarımızı tek tek sağlam basarak ilerleyeceğiz ve sonuç olarak da maç maç kazanmaya bakacağız. Öyle. Ya sen bir yandan tabii yeni rolünü de sormak istiyorum. Takımda asistan koç görevindeydin. Şu anda artık hani main koç olarak devam edeceksin. Hem ilk aslında göreve başladığın hafta nasıl geçti hem de bundan sonrasında neler planlıyorsun genel olarak, onları da senden bir kısaca alayım. Yani tabii ki de o konu hakkında detay vermeyeyim diyorum ama zaten göreve gireli 5 gün ya da 6 gün oldu. Yanlış anlaşılmasın, tam anlamıyla hesaplamadım. Ama bundan sonraki planlarımız arasında yine söylüyorum, az önce dediğim de aynı şey. Tokyo'yu istiyoruz. Evet, Tokyo'yu istiyoruz. Ama ondan önce kazanmamız gereken bir sürü oyun, bir sürü savaş var mı? Var. Hepsine var gücümüzle çıkacağız. Hepsine sadece eğim olarak değil, beyinle ve kalbimizi de ortaya koyacağız. Şu an bu iki şey her gün daha fazla artıyor. Eğer bu hırsımızı, bu çalışkanlığımızı oyuna yansıtabilirsek ve her türlü reaksiyona açık olursak, ben bambaşka bir yer izleyeceğinizi düşünüyorum ama tabii ki de şöyle bir şey var. Kaybedebilir miyiz? Kaybedebiliriz. Kazanabilir miyiz? Mutlaka. Tabii ki de kazanırız. Bu günün sonunda hep böyledir. Bu seviyede işte bu rakibi %100 yener diye bir şey yok. Daha az hata yapan, daha iyi oyun kuran kazanacak. Ve biz de bunu başarmanın ümidindeyiz. Bir yandan Aslan Kutu'yu sormak istiyorum. İkinci maç çok acayip bir şey oldu adamlara. Yani normalde de bunu yapıyorlardı da ikinci maçın başında
büyük bir gaz vardı. Bu Vitality'ye Heaven'da savunmada ekstra hazırlanabildiğiniz için miydi? Yoksa bazen oyuncular sadece günü hissederler ya. Biz onu mu gördük? Yok bu arada zaten hazırlandık. Ya da ikisi birden miydi? Ya her zaman hazırlanıyorsunuz canım, onu biliyoruz yani. Ve gün olayı da var. Hı-hı. Bugün de Aslan'ın doğum günü. Evet. Tekrardan sizlerin huzurunda da Aslan'ın doğum gününü kutlayayım. Zaten bizim için çok değerli. Takımın neşesi, takımın yeri geldiğinde her şeyini yapabileni, her şeyi ayak uydurabileni. Kutu ile beraber de uzun zamandır oynuyorlar. Bu iki adam yan yana olunca birbirlerine olan güvenlerini tam anlamıyla birleştirince de böyle bir şey ortaya çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. O yüzden zaten rakiplerin korkması gereken en büyük faktörlerden biri de bu. Kutu ile Aslan ikilisi başladığı anda kimse tutamaz onları. Öyle. Güzel bir adaptasyon geliyormuş gibi. Bir yandan çalışmaları da aslında sormak istiyorum. Yani şöyle çalışmaları da sormak istiyorum. Genelde bazı takımlar çok yoğun planlarda, yoğun programlarda çalışıyorlar. Bazıları daha orta şekerli. Kimileri bireysel performanslara ağırlık veriyorlar. Takım çalışmalarını bazen kısabiliyorlar. Siz şu anda ne durumdasınız? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Daha çok rakip odaklı, rakibe yönelik çalışmalar mı? Bireysel performanslar mı? Yoksa tamamen takım oyunu mu? Önceliğiniz ne? Hepsi. Güncel durumda. Direkt hepsi. Karışık var mı? Var. Yok, o tarz. Şu an karışık var mı, o kaseti yükle mevzusu. Hem kendi bireysellerimizi neler hata yapıyor, neden hata yapıyoruz, hataların derinliği nereden geliyor, o kaynağına bakıyoruz. Onun dışında takım oyununu sahneye daha iyi nasıl yansıtabiliriz onu konuşuyoruz. Çünkü olay sadece bir oyunu yazıp onu oynamak değil, o oyunu sahnede oynayabilmek. Evet. Çünkü buraya geldiğinizde rakibinizle bir nevi bir kafesin içinde gibisiniz. Kafes dövüşü gibi bir şey oluyor. Oktagon. O yüzden oraya ben savaş diyorum, daha doğrusu biz savaş diyoruz takımcı. Şu an orada savaşıyoruz. Ama net bir şey dememekle beraber, daha doğrusu detaya girmemekle beraber şu an bütün sorunlarımızı halledip üstüne kendi oyunumuzu fixleyip üstüne de rakibimizi hazırlıyoruz. Bu zaten bu aşamada yapmamız gereken bir şey. Bunu yapmayan takım değildir bu seviyede. Öyle. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Galibiyetle ilgili de tebrik ederim. Eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yok, ben bugün maç gününden dolayı ailemi arayıp iyi bayramlar diyemedim. İzlediklerini de biliyorum. Buradan tüm aileme iyi bayramlar diyorum. Büyüklerin hepsini ellerinden öpüyorum. Onun dışında bütün izleyicilere ve sevenlerine tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım huzurlu bir bayram geçirirsiniz. Umarım BBA taraftarı da bu galibiyetle beraber bugün yüzü gülmüştür. Hepinize desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Yüzler kesinlikle güldü. Ben tekrar katıldığın için teşekkür edeceğim ve bizden bugünlük bu kadar. Ben sözü analiz masasına bırakıyorum. Çünkü eminim onların konuşacak çok fazla şey vardır.